1975'te federe devlet kurduk. Doğru. Ortada müzakere dahi yoktu. Kıbrıs Rumlar da ne diyordu? Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeniden inşası, yeniden tesisi diyordu. Türkiye 74'te bu adaya müdahale ederken ne demişti? Cumhuriyetin ve anayasanın tekrardan inşası tabii canım, niyetiyle geliyorum dedi. Tabii. Şimdi tekrardan inşanın anlamı üniter devlet, tek bölge düzeninin ülkede hüküm sürmesi. Ama 74'le birlikte artık iki bölgelilik oluştu. Karşılıklı güvensizlik söz konusu oldu. Ve bunun üzerine Türk tarafı federasyon tezini geliştirdi. Dünya Kıbrıs Cumhuriyeti'ni toprağı bütün tek bölgeli bir tek bölgeli iki toplumlu bir devlet olarak tanımışken federasyon tezine, yani bölünecek bir ülkeye ama birbirinden ayrılmayacak parçalar halinde bölünecek bir ülkeye dönüşmesine onay vermişken, siz ansızın olmuyor ne yapalım o zaman biz kopuyoruz bu bütünün içerisinden diyeceksiniz. Herkes size alkış tutacak. Eşitlik konusunun, egemenliğin paylaşımı konusunun, kendi ulusal egemenliğinizin hangi biçimde ifade edileceği konusunu karşınızdakilerle müzakere etmeniz lazım. Dahası Tatar'a ne bugün, ne gelecekte, ne de dün kimse o yetkiyi vermedi. Örneğin Kıbrıs Türk halkının Bak'taki haklarından, Dimasol'daki haklarından, Larnaka'daki haklarından vazgeçebileceğine dair.